İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Şehrin dört bir yanında binalar hasar gördü, her yıl daha da azalan toplanma alanları dolup taştı. Avcılar ve Sarıyer'de iki caminin minaresi yıkıldı. Bundan 20 yıl önce 17 Ağustos 99 depreminin şiddeti 7.4 olarak tespit edilmişti. Bu rakam çok şiddetli kabul ediliyor. İstanbul'da son bir haftada biri 4.6, diğeri 5.8 olmak üzere iki kez deprem meydana geldi. Türkiye için geri dönülemez kayıplara yol açan 17 Ağustos 99 depreminin ardından İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya. 17 Ağustos 99 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Peki bu sefer şiddetli bir depreme hazır mıyız? 1999'da 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı, 5.840 kişi de kayboldu. Temmuz 2010'da yayınlanan Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 99 depreminde 365.000 bina hasar gördü. 99 depreminin 20. yıl dönümünde İstanbul bir haftada tedirgin edici iki depremle sarsıldı. Ben burada esnafım. Şurada gördüğünüz dükkan benim. 12 yıldır buradayım. Deprem anında içerideydim. Buzdolabına bir şeyler koydum. Bir baktım dolap sallanmaya başladı. Dışarı çıktım. Sallantı şu gördüğünüz yarık da 12 yıldır buradayım. Aynı. Sadece iki tane sıva parçası düştü. Yani öyle anlattıkları gibi bina yan yattı şu bu. Tamamen ne diyeyim hayal ya da yalan diyeyim. Böyle bir şey yok. Peki o sırada birine bir şey oldu mu? Yok. Can kaybı yok. Ne can kaybı var ne mal kaybı. Sadece buradaki esnafa üzüldüm. Mühürlediler binayı. Bir de 4-5 aile var. Sokakta kaldı. Yani kapıcısından tut hepsi sokakta kaldı. Kapıyı sepet dışarı attılar. Şimdi o konuda tamam haklısınız. Deprem alanları yok. Mesela Büyükşehir mesela Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesela tedbir alabilir. Ama şu anda burada bir esnafın mağduriyeti var. Ne bileyim burada yaşayan ailelerin bir mağduriyeti var. Yani iyi tartılmadan, iyi ölçülmeden hemen böyle gelişi güzel paket yaptılar, sepet yaptılar, kapattılar, gittiler. Dur diye bak yol kapandı burada mesela. Yani şu anda herkes mağdur. Yani tamam ölçülür, tartılır, biçilir ondan sonra ama hemen öyle gelişi güzel. Bir saatte al gülüm, ver gülüm. Bitti. Olmaması gereken bir şey. İyice bir etüt etsinler. Yani bilirkişi gelsin, baksın, muayene etsin, gerekeni yapsın. Ama aldılar, kapattılar, gitti. Binada peki kaç aile yaşıyor? Binada benim bildiğim kadarıyla 4 aile yaşıyor. Bir de 7-8 tane şirket var. Hepsini tahliye ettiler. Depremin ardından neredeyse 60 artçı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamalara göre bölgede bu şiddette bir deprem son 20 yıldır yaşanmadı. Ve bu depremler ana kolun hemen kuzeyinde oldu. Fakat depremlerin artçısına baktığımızda depremlerin artçısı yaklaşık kuzey, batı, güney, doğu, doğu devam ediyor. Yani bu dünkü deprem ve bugün olan depremler ve bunların artçılarının dizilimi yaklaşık kuzey, batı, güney, doğu, doğu. Şimdi kuzey, batı, güney, doğu, doğu fayın hemen altında aslında ana fay hattı var. Yani şu bizim kırılan fay hattı şu anda şöyle devam ediyor artçılar. Altta da bir tane ana fay hattı var. Kırılması beklenen fay hattı. Bizim aslında kırılmasını beklediğimiz hat daha güneyinde bulunan fay hattı. Şimdi bu depremler neden önemli sorusu aslında önemli. Şimdi 4.6'lık deprem de bu 5.8 deprem ve artçıları da aslında bizim aslında kırılmasını beklediğimiz aslında 7. ve civarında deprem üretmesini beklediğimiz fay hattında gerilme birikiminin neden oluyor. O yüzden hala yani bu aşağıdaki deprem aslında Kuzeydoğu fay zonunun kırılması gereken kolu hala kırılmadı. Gerçekten şu konuda aslında şunu söylemek gerekiyor. Bu depremler aslında kırılması gereken payı tetikleyebilir. Önemli olanlardan bir tanesi de bu. Yani biz aslında 7 nokta depreme yaklaşmaya başladık. Yani depremi öne aldı biraz daha bu 7'lik depremi. Ama biz şunu söyleyeceğiz. Deprem biz 20 yıldan beri söylüyoruz. Yani İstanbul deprem hazır değil. Türkiye'nin birçok il ve ilçesi depreme hazır değil. İstanbul Valiliği okulları bir günlüğüne tatil etti. İstanbul'un birçok ilçesinde üniversiteler ve binalar tahliye edildi. Trafik yoğunluğu %60'a ulaştı, deprem toplanma alanları dolup taştı. Yaşanan panik ve yoğunluk depremle ilgili endişeleri yeniden arttırdı. Bir çatlak oluştuğu söyleniyordu ama o çatlak, ya çatlak zaten çok eskiden beri var. Yaklaşık 20 senedir biz bu binadayız. Binadaki depremden kaynaklanan aslında doğru dürüst bir şey yok.
binadaki çatlaklığın, yolun, bu yolun binanın kayma sebebi bu sağ tarafındaki aşağıdaki büyük inşaattan kaynaklanan bir olaydır. Yani bunun örneği de Habertürk'ün tam köşesinde aşağıdan baktınız mı görürsünüz. Ondan kaynaklanan bir yoldan dolayı bu zeminin kayması. Ki Allah vere de biraz çıktı, yol şu an durdu kayma olayı. Yani buradan kamyon, harfiyet kamyonu bile geçse bu binalar sallanıyor. Neden kaynaklanıyor? Aşağıdaki inşaatın böyle boş kalması, yani bir türlü yürümemesi sebebiyle. Daha Türkçesi altta yine bir numaralı dairede yapılan bir tatilat yıllardan beri. Yani 3 senedir tatilat var arkadaşımız. Yani bir türlü belediye buraya bir önlem alamadı. Taşıcı duvarlar yok. Hepsi yıkılmış. Yani bunu kolonlar belediye mi? Yok, kolonlarda soymuşlar. Demirler meydandaydı. Kiriş kırık demirler meydanda. Yani bunu bir türlü belediye mühürleyemedi. Ne olduysa ya, bir adam geliyor işte konuşuyor. 2 saat sonra adam başlıyor hiltiyle habire kırmaya. Yani bina sallanıyor ister istemez. Belediye verdiğimiz dilekçeler var. Bu verdiğimiz dilekçenin ben resmi olarak yöneticiyken verdim. Yani 15 senedir, yani 12 senedir bu çatlaklık var. Yani bu, yani inşaattan kaynaklanan. Yani bugün belediye başkanımız geldi. Belediye başkanımız geldi ama en azından sorar bu binada oturan var mı, kalan var mı bunlar veya yetkililer. Beyoğlu Belediye Başkanı. Burada kalan insanlar, aileler nerede kalacak, nerede konaklayacak? Peki belediye size bir açıklama yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yani içeriden şunu hani şu şekilde çıktık yani. Arabanın anahtarını bile zor aldık içeriden. Benim memleketim oradı. Nerede kalacağım? Biz 4 kişiyiz. Oğlum, gelinim, ben, hanım, 4 kişi şu an şeydeyiz. İnşallah burada bir çul buluruz. Habertürk'ün bahçesinde yatarız bir süre. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna toplanma alanlarındaki panik edici azalmayı böyle özetledi. Nedir İstanbul'un şu anda deprem toplanma alanlarıyla ilgili durumu? Şimdi Çağdaş Bey, evet, sizler de bahsettiğiniz gibi biz bunu 99 depreminden bu yana, 2000'li yılların başından bu yana sürekli her ortamda tekrarlıyoruz. 2000'li yılların başında hatırladığım kadarıyla 2001 veya 2002 senesinde o tarihte İstanbul'da 496 adet deprem toplanma alanı, yani afet toplanma alanı tespit edildi. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman bu 496 adetten 77 tanesinin kaldığını görüyoruz. Ne yaptık bunca zaman zarfında, 20 sene boyunca neler yaptık, 18-20 sene boyunca? Biz buralara AVM'leri diktik, rezidanslar yaptık, devasa gökdelenler yaptık, sürekli imara açtık. 99'daki Adapazarı depremi, Gölcük depremi, 2011'deki Van depremini düşünün. Aylarca vatandaşlarımız çadırlarda ve konteynerlerde kalıyor. Peki evet. İstanbul gibi bir mega kentte, 16-18 milyonluk bir kentte işte bunların korunacağı yerler var mı? Vatandaşlarımız geceyi ve ondan sonraki günleri ikamet edeceği yerler var mı? Erdoğan'sa depremden sonra yaptığı açıklamada on binlerce toplanma alanı olduğunu iddia etti. Bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul'da AFAD'ın, yani bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Şimdi bizim odamızın şube binamız Karaköy'de, deniz kenarı, vapur iskelesinin yanında tabelalar var. Afet toplanma alanı deniyor. Ya buraları toplanma alanı olabilir mi? Hani tsunami beklemiyoruz deniliyor. Olmasın tsunami. 1-2 metrelik dalgalarla birlikte buraları su içinde kalacak. Ondan sonra söyleniyor, övünülerek söyleniyor. Yenikapı toplanma alanı, Maltepe toplanma alanı. Buraları toplanma alanı olamaz. Hiçbir zaman sonradan doldurulan yerler toplanma alanı olaraktan kullanılamaz. Çok risklidir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan çok daha şiddetli depremler hasarsız atlatılabiliyor. Türkiye'nin ise 17 Ağustos'taki kayıpları yeniden yaşamamak için 20 yıllık hazırlanma süresi vardı. 99'daki depremlerden sonra hükümet, hasarın giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkarmıştı. Ama depreme hazırlanmak için ödenen bu vergilerin akıbeti bilinmiyor. 2011'de dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem vergisiyle toplanan paraları sağlık, eğitim, duble yol gibi herkese faydası olacak işlere harcadıklarını açıklamıştı. Bizim sağlığımıza gidiyor. 44 milyar liralık bir sağlık harcamamız var. Bu
duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Bakın dün rakamlar verdim. 2002 yılında eğitime yaklaşık 10 milyar lira harcanıyordu, üniversiteler dahil olmak üzere. Bugün 56 milyardan fazla para harcıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar, yani bazen zaman zaman bize şunu da soruyorlar. Şu kadar özelleştirme yaptınız, ne yaptınız bu paraları? Çok açık. Hazineye verdik. Hazine bunları borç ödemede kullandı. IMF'ye olan borç neredeydi? Bugün nereye geldi? Yani bütün bu hususlar ortada. Bu ülkede çok güzel hizmetler yapılıyor. Deprem yaralarını da hep beraber saracağız. Özel iletişim vergisi adındaki bu vergiyle 36 milyar dolar toplandı. Toplanma alanları 20 yıl boyunca azaltıldı.